Canım arkadaşlarım hepinize selamlar ben S.M.L. Hoca 40 soru serisi problemler fasikülünde bugün seninle birlikte 30. testi çözeceğiz. Evet seninle birlikte çözeceğiz diyorum çünkü tüm kitabı birlikte bitirdik. 40 soru serisi problemler kitabı sevgili arkadaşlarım bahsettiğimiz kitap ve 30. teste kaldık. 30. test 64 ve 65. sayfalarda yer alıyor. Şimdi sanırım ilk defa böyle bir şey söyleyeceğim. <laughs> Test boyunca, kitap boyunca ilk defa böyle bir şey söyleyeceğim. Hani ben sana soru işaretli diyorum ya ve bu soruları daha sonrasında sınava yakın dönemlerde tekrar etmeni istiyorum. İşte sevgili arkadaşlarım bu testte işaretleyeceğimiz soruları söylemek yerine işaret koymayacağımız soruları söyleyeceğim. Birinci ve yedinci sorular haricindeki bütün sorular işaretli olmalı. Tamam mı? Yani şekli itibariyle olsun... Tamam bak şekil itibariyle, hikaye itibariyle, sorunun kalitesi itibariyle tam anlamıyla ÖSYM sorularını yakaladığınız test bu test arkadaşlar aklınızda bulunsun. Evet hangi soruları işaretlemiyordunuz? 1 ve 7 diğer bütün sorulara işaret koyabilirsiniz günün rahatlığıyla. Ve şimdi artık kitabımızda sevgili arkadaşlarım ben kenara koyuyorum kitabı. Sizler önünüzü açıyorsunuz. Mutlaka işaretlemelerinizi yaptınız. Karşınızda da ben varsam şu an tamam artık dersimize geçebiliriz demektir bu. Abone olmayı ve tabii ki videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hadi hep birlikte geçelim dersimize. Evet ilk sorumuza bir bakış atalım şöyle seninle birlikte. Ne demiş? Aşağıda Ali var, Berra, Can, Canan ve Demir yani A B C D. Bunların yaşları farkının mutlak değerleri verilmiş. Yaşları verilmiyor direkt olarak. Şimdi diyor ki Ali 18 yaşında olduğuna göre Demir'in yaşı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sorulmuş. Şimdi şöyle diyeceğim. Ali'nin ben 18 yaşında olduğunu biliyorum. Berra ile yaşları farkı 2'ymiş. Yalnız şöyle bir durum var. Berra Ali'den küçük mü yoksa büyük mü Bunu bilmiyoruz. Sadece aralarında yaş farkının 2 olduğunu biliyoruz. O zaman ben Berra için şu durumları ele alabilirim. Berra ya 16 yaşındadır bundan 2 yaş küçük ya da 20 yaşındadır 18'den 2 yaş büyük. Şimdi gelelim Canan'a. Canan'la Berra arasında 3 yaş varmış. Şimdi eğer Canan'ın yaşı Berra'nın yaşı 16 ise Canan'ın yaşı 13 olabilir veya 19 olabilir. Eğer Berra 20 yaşındaysa o zaman Canan kızımız ya 17 yaşındadır ya da 23 yaşındadır. Pekala şimdi gelelim Demir'e. Demir arkadaşımız da eğer Canan 13 yaşındaysa yaşları farkı 1 olduğu için Demir ya 12 ya 14. Eğer 19 yaşındaysa Canan ya 18 ya 20. Eğer Canan 17 yaşındaysa ya 16 ya 18 ya da 23 yaşındaysa Canan 22 veyahut 24 yaşlarında olabilir. Bak 12 olabilir dedim. 16 olabilir dedim burada. 18, 22 olabilir dedim. Bak burada. 24 olabilir. O da burada. 12 de zaten en baştaydı. Hangisi olamıyormuş? Demek ki B şıkkı olamıyormuş sevgili arkadaşlarım. Evet devam edelim. Şimdi işaret koydurduğumuz ilk soru olan ikinci sorumuzda. Aşağıda dijital tabloda 4 katlı bir otoparkta saat 12 ile 17 arasında giriş ve çıkış yapan araç sayıları gösterilmiş arkadaşlarım. Saat 12 ile saat 17 aralığında toplam giriş yapan araç sayısı toplam çıkış yapan araç sayısından 20. İkinci katta giriş yapan araç sayısı çıkış yapan araç sayısından 6 fazladır. Şimdi bak, şu cümleyi ikinci katta giriş yapan araç sayısı çıkış yapan araç sayısından 6 fazladır cümlesini ben nasıl yapacağım? Buraya eğer x dersem burası tabii ki de x artı 6 olacaktır. Tamam. Başlangıçta şurada ne demiş? 12 ile 17 aralığında toplam giriş yapan araç sayısı toplam giriş yapan çıkış, yapan araç sayısından 20 fazlaydı. Bu cepte dursun. Üçüncü kata giriş yapan araç sayısı yani şurası. ikinci e, çıkış yapan araç sayısından 2 katından 4 eksik. Şimdi bak. Üçüncü kata giriş yapan araç sayısı çıkış yapan araç sayısından 2 katından 4 eksikse. Yani ben o zaman şuraya bir şey dersem. Bu şuradakinin 2 katından 4 eksik olacak. Ama ben oralara işte soruyu bu şekilde çözmeye çalışırsak çözemeyebiliriz. Yani buraya direkt bir şey yazarsak çözemeyebiliriz. Burada şu bilgiyi kullanacağım. Önce şu bilgi. 12 ile 17 aralığında toplam giriş yapan araç sayısı toplam çıkış yapan araç sayısından 20 fazladır demişti ya. Şimdi ben toplam giriş yapan araç sayısını şu şekilde ölçebilirim. 17, 8 daha 25, 6 daha 31 yapar ya. 31 artı x karşı tarafta 15, 25 artı x. Şimdi şu an soldaki yani giriş yapan çıkış yapanlar ne kadar fazla? 6 fazla. 6 fazla. 20 fazla olması için ben buraya y eklersem burasına da y artı 20 eklemeliyim. Ki böylelikle bak böylelikle 40 değil 51 artı x artı y sağ tarafta 25 artı x artı y olur mu arkadaşlar? Bakıyorum 6 fazla demiştik. Ha dur dur 20 olmaz. Burası 25 artı x artı y olsun. Şuraya y artı 20 değil 6 fazlaydı ya zaten ben 14 ekleyeceğim kusura bakma. Y artı 14 eklersem eğer bak şurası ne olur biliyor musun? 14 31 daha tabii ki de 45 olur. Bak böylelikle 45 artı x artı y 25 artı x artı y'den de 20 fazla olmuş olur. Şimdi ben bu tarafa eklediğim y ve y artı 14 bu tarafa eklediğim o zaman bunlar nedir? Burası y'dir burası da y artı 14'tür hocam dersin. İşte şimdi hikaye bizim istediğimiz gibi ilerler. Artık soru bize göre şekil aldı. Biz şu, soruya göre şekil almadık şu an. Sorunun her dediğini yaparsanız bazen tongaya düşer, düşersiniz. Siz soruların dediklerini yaparsanız eğer işte o zaman ne olur biliyor musunuz? Soruların çeldiricisine de gel gel yavrum buraya gel diye böyle hareket yapar sana sonra. Gel gel bakayım sen der. Gel bak şurada bir çeldirici var. Hadi bunun içine giriyoruz derse de girersin o zaman. Tamam yapmıyorsun bunu güzel kardeşim. Bazen soruya göre şekil almayacaksın. Özellikle bu tarz sorularda. Şimdi bunları bulduk mu bulduk. Bak şimdi işimiz ne kadar basit. Şimdi geldim şuraya. Üçüncü kata giriş yapan araç sayısı. Yani şu. Üçüncü kattan çıkış yapan araç sayısının iki katından dört eksik. Yani diyor ki y artı on dört diyor. Y'nin iki katından dört eksiktir diyor. Soru bitti bak. Soru bitti. Şurası 2 y'ydi. Y'yi bu tarafa attım. Y kaldı. Eksi 4'ü bu tarafa attım. 18 oldu. Bak burası neymiş? 18. Değil mi? E bizden neyi soruyor? Üçüncü katta çıkış yapan araç sayısı. 18 soruluyor işte. Bak çıkış yapan üçüncü kattaki araç sayısı hop 18. Demek ki cevabımız B şıkkı olacaktı dedik. Ve devam. Üçüncü sorumuzdayız. Şöyle yapalım. Sen, sen, de net gör. Ben de net göreyim. 130 dakikalık bir film izlemek istiyor Ömer arkadaşımız. normal izleme hızına göre... %125, %150 ve %200 hızla izleme seçeneklerinin de olduğunu görüyor. Ömer bu filmin bir bölümünü %25 hızla 28 dakika boyunca, %150 hızla 10 dakika izleyip, filmin kalan kısmını da %200 hızla izleyip tamamlıyor. Buna göre Ömer filmi kaç dakikada tamamlamıştır diye soruyor. Şimdi %100 hız bu normal hızdır. Yani normal bizim izlediğimiz hız. Standart akışında 20, 25 fps değerinde izlediğimiz genelde televizyonlardan bu şekilde 25 FPS yayın yapılıyor ya. Tabi televizyon kanalı izle izliyorsa. Televizyon kanalı izlemiyorsa bu 60-120 FPS'lere falan buluyor ama şimdi o değerlere hiç girmeyelim. Tamam mı? <laughs> Biraz ilgi alanım olduğu için. %100 bu normal hızımız. Şimdi %125 izleme hızı, %150 izleme hızı ve %200 izleme hızımız var. Eğer ki ben tamamının 25'in katı olduğunu görüp de işlem yaparsam normal hızın bak normal hızın hızına 4V dersem %125'e 5V derim. %150'ye 6V derim ve %200'e de 8V derim. Çünkü 25'in 4 katı 100'dür. 25'in 5 katı 125, 25'in 6 katı 150 ve 25'in 8 katı 200'dür. Çok güzel. Şimdi hocam %125 de diyor bak %125 hızda 28 dakika 5V hızda 28 dakika izlenen bir film 4V ile izlenseydi kaç dakikalık bir kısmını izlerdim onu bulacağım. 4 ile 28'i sadeleştirdim 7 ve böylelikle x'in 7 olduğunu buldum. Ee, x'in özür dilerim şurası x'in 7 kere 5 35 olduğunu buldum özür dilerim. Şimdi normal filmin biz 35 dakikalık kısmını 28 dakikada izlemişiz. Sonra 6 ve izleme hızıyla yani %150 hızla 10 dakika izlenmiş. 10 dakika. 60V yapar. Normal hızla izlemiş olsaydım ben o zaman 15 dakika bulurdum. Demek ki 15 dakikalık kısmını da 10 dakikada bitirmişiz hızlandırarak. Şimdi toplam ne kadar oldu? 35-15 daha 50 oldu. e Film kaç dakikaydı? 130 dakika. Ben bu 130 daha bir güzel 50'yi çıkarayım. Ve ne kadar sürem kaldı? 80 dakikalık bir bölümüm kaldı aslında normal izleme hızına göre ama... Hızımı 2'ye iki, katlıyorum diyor. 2'ye katlıyorsa hızını o zaman süre yarına, yarıya düşer. Yani 40 dakikada böyle izler ve filmi bitirir. Ömer filmi kaç dakikada bitirmiştir diye soruluyor. 28 burada izlemişti zaten. Şimdi sen gidip şunları toplayabilirsin bak. 35-15 daha 50-40 daha 90 yaptı. e Olmadı değil mi? Çünkü şunlar normal izleme hızına göre. Sen neleri toplayacaksın? 28'i, 10'u ve 40'ı toplayacaksın. Onlar çünkü... Bu şekilde izledi Ömer filmi. Yavaş yavaş izlemedi ki. 28 onda 38, 38'e 40 ekledim. 78 dakikada 130 dakikalık filmi bitirir. Teknoloji sağ olsun. Cevap C şıkkıydı sevgili gençler. Evet tabii yani şöyle bir durum var. Hiçbir filmi de açıp böyle normal izleme hızından farklı bir hızla yavaşlatıp veya hızlandırıp izleyemem. Ya. Yani yapamam bunu. Film izlerken sardırmak gibi bazı olaylar falan yapanlar da var. Mesela bu hızlandırma olayı olmadan önce bir de sardırarak izleme modu vardı. Yani insanlarda öyle bir şey gelişmişti ama ben hiçbir zaman yapmadım. Yapmam diye de düşünüyorum. Yani hani tabi ders ayrı mevzu yani dersi bir bu çarpı bir buçuk ikisi de izleyenler falan varmış. Mesela beni iki ikisi de izleye, izleyenler varmış ki ben izlenebilirim çünkü yavaş konuşuyorum. Ama mesela Kenan Hoca'yı 2x'te izleyenler varmış. Ben nasıl izliyorlar ayrı ediyorum ya. Zaten Kenan Hoca 2x'te konuşuyor. 2x oldu 4x'te izliyorsun. Yani 4x'te hiç kimseyi anlamam mümkün değil ya. Yani. Ya yani çok garip ama izliyorlarmış. Yapacak bir şey yok. Helal olsun vallahi. Yani anlayabiliyorlarsa helal olsun. Ya diyecek başka bir şey bulamam çünkü. Dördüncü soru. Soru da sığdı ekrana güzel. Şimdi lenslerim biraz böyle kurudu. Aşağıdaki kaplar kendi içlerinde Lens derken normal lens. Yani renkli renkli. Benim gözümün orijinal rengi zaten bu. Ayık olun yani. Aşağıdaki kaplar kendi içlerinde eş olarak şekilde eş olacak şekilde 4, 5 ve 8'er bölmeye ayrılmış ve kapların içlerinde belli miktarlarda tuzlu su var arkadaşlar. 1, 2 ve 3. kaplar tamamen doluyken sırasıyla 5, 2 ve 4 litre tuzlu su almakta. Şimdi bu 5 litre imiş bu kabın hacmi. Bu 2 litreymiş bu da 4 litreymiş. E kaç bölmeye ayrılmış? 4 bölmeye. O zaman şuradaki suyumuz 5 bölü 4 litredir değil mi? Şimdi buraya bakalım. 5 bölmeye ayrıldığı için bunun bir tanesi 2 bölü 5'tir. E 3 tane var hocam demek ki burası da 6 bölü 5'miş. Tamam. Buraya bakıyoruz şimdi şuna 5 bölü 4 dedik. Buna 6 bölü 5 dedik. Şimdi de buna bakacağız. E 4 litre alıyordu 8 bölmeye ayrılmış. 4 bölü 8'den 1 bölü 2'dir. E burada 6 bölme olduğuna göre artık 6 kere 1 bölü 2'den 3 litredir buraya da diyebilirim. Şimdi burası 5 bölü 4 litre. Burası 6 bölü 5. Burası da 3 litre. Şimdi tuz oranı %40 olan diyor. Bunun tuz oranı %40'mış. Bak ikinci kapla tuz oranı %x olan üçüncü kap karıştırılıyor. Ve tuz oranı %32 olan birinci kaba dökülüyor. Dökülünce de tamamının tuz oranı %20 oluyor. X kaçtır diye sormuş. Hepsini bir, birlikte karıştır diyor yani. Hadi karıştıralım biz de. Şöyle diyeceğim. Bunun litresi çarpı %32 ya. 5 bölü 4. Şuraya yazalım biraz. 5 bölü 4 çarpı 32 artı. Buraya geldim. 6 bölü 5 çarpı 40 artı. 3 çarpı x. Yüzdelerini bu şekilde çarptım. Bölü diyorum toplam ne kadar litre aldıysam. 5 bölü 4 litre birinciden aldım. 6 bölü 5 litre ikinciden ve 3 litre de üçüncüden aldım. Yani bunu buna bölersek... Cevap kaç çıkacakmış? Yüzde yirmi. Yani 20 çıkacakmış. Tamam. Yani yüzdelerini yazmadım. Bölü yüzlerini yazmadım hiçbirinin. Onu anlayın yani. Peki yapalım işte mi? 32'yi 4'e böldüm. Burada 8 kaldı. 5 kere 8 40 geldi. 40 ile 5'i sadeleştireyim. 8 6 kere 8 48 geldi. Artı bir de 3 x'imiz var. Bölü. Bölü. Alt kısma bakıyorum şimdi. Burayı 5 de, burayı 4 de, burayı 20 ile genişletirsem 25 artı 24 artı 60 bölü ne geldi 20 mi oldu? Şimdi arkadaşım eşittir 20 ya şu payda kısmını ben şu tarafa 20'nin yanına çarpım olarak alırsam zaten bu 20'ler birbirini götürür. 40 ile 48'i topladım 88 artı 3x eşittir 25 24 daha 49 50 daha 109 yapar. Buradan 3x eşittir 21'i yakalarız. X kaç gelir? 7 gelir. Bizden ne isteniyordu? X isteniyordu. <laughs> evet böyle olunca çok mutlu oluyorum. Cevap 7'ymiş sevgili gençler. Yani böyle olunca çok mutlu oluyorum derken bazen hani sorunun başında X diye ne dedim? Unutuyorum. Tamam mı? Açıkça cevap. Ben çözerken. Yüksek ihtimal sen de yaşıyorsundur böyle şeyler. X diye neye X dediğimi unutuyorum. Tamam mı? Çözüyorum. da bir süre sonra zaten işleme kapılıyorsun. Amaç burada zaten eksi bulmak yani. Ama neyi eksilediğimi bilmiyorum. Unutuyorum. Devam ediyorum. 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 Bakıyorum. X7 çıktı diyorum. Neyi sormuş bir bakalım. X sormuş deyince bir gülesim geliyor açıkçası. Ama sana da oluyordur yüksek ihtimal arada. Evet. Beşinci sorumuzdayız. Buna da işaret koydurmuştum. Abi, güzel sorudur yani. Öyle kral sorudur. Şimdi şöyle dursun. Soru sığsın. Şıklarını boş ver. Buluruz onları. Aşağıdaki dairesel pistin sarı, kırmızı ve mavi ile boyanmış bölgeleri kendi içinde eşit aralıklara ayrılmış ve harflendirilmiştir. Bu pistin A noktasından dakikada 200 metre sabit hızla ok yönünde koşmaya başlayan çağrı başlangıçtan 3 dakika sonra C noktasına gelmiş. Şuraya varması 3 dakika sürmüş. Reis. Işte 200 metre değil mi dakikadaki hızı? Tamam. 3 dakika sürdü. 3 kere 200 600. Demek ki burası 600'müş. Şöylece 600 metreymiş. Yani buralar 300 300 diye o zaman eşit bölmelendirilmiş diyor ya. Turuncu yerler 300'müş. Tamam, güzel, sıkıntı yok. Şimdi diyor ki başlangıçtan itibaren bak cümle orada devam ediyor aslında bak. A noktasından dakikada 200 metre sabit hızda ok yönünde koşmaya başlayan çağrı başlangıçtan bak aha burada bak. Başlangıçtan 3 dakika sonra C'ye 7 dakika sonra E'ye. Şimdi başlangıçtan 7 dakika sonra E'ye geliyorsa Zaten şuraya 3 dakikada gelmiş. Demek ki buradan itibaren de 4 dakika ilerlemiş. 4 kere 200 800 yapar. Nereye geldi? Buraya mı? Demek ki burası da 800. Hocam, burası 800 ise o zaman bu pembeler 400 400'dür. İtirazım yok benim. Böyle diyorsan canımı ye. Sıkıntı yok. 400 400. Sıkıntı yok. Devam. Yine başlangıçtan 12 dakika sonra da ı noktasına gelmiş. Aha buraya. He, tamam. Şimdi buradaydık. Başlangıçtan 12 dakika diyor. Biz 7 dakika sonra şuradaydık zaten. 5 dakika geçmiş. 5 kere 200. 1000. E şurası 400'dü. Geriye kaldı 600. Demek ki burası 600'müş. O zaman burası da nasıl olur? 300, 300, 300 mi? Yok bakayım. 200, 200, 200. 600 ise? 200, 200, 200. Hocam o zaman burası da 200. Evet burası da 200 hocam. Burası da 200. Evet doğru söylüyorsun. Kral. Tamam sakin ol. Bak. Şu mavilerden kaç tane var? 6 tane. 6 kere 200. 1200. Çünkü ben şurada okudum. Pistin çevresini istiyoruz ya. Bunlar 3 tane var. O da 1200. Şurası da 600 zaten. Canım, cevap bu. Nedir cevap? 3000. Hayırlı uğurlu olsun. 3000 bulduk. Şıkları görmedik ama cevap B şıkkı gençler. Tamam? Harbiden güzel soruydu. Şimdi devam ediyorum 6. sorumla. Aşağıdaki dairesel grafiklerin birincisinde bir oto galeride satılan ABC model arabaların 2021 yılındaki satış fiyatlarına göre dağılımı e ikincisinde de 2022 yılındaki satış fiyatlarına göre dağılımı gösterilmiş. Bak bir tanesi 2021, burası da 2022. Güzel. 2022 yılında A modeli araba satışlarının sayısı 2021, 2021 yılına göre 30, b 2 de 54 azalmış. Azalması çok normal. İşte çip krizi falan vardı ya. Araba almaya çalışıyordum alamadım. Orada yazdırmıştık soruyor yani. Evet. Şimdi şura 90 derece mi hocam. 90 100, 120 150 hepsi 30'un katı mı katı? 30'a böl 3K'de. 30'a böl 5K'de. 30'a böl 4K'de. Burayı anladık mı? Güzel. Şimdi buraya geldim. 90 90 180 hepsini 90'a böl. Buraya x de, buraya x de, burası da o zaman 2x olsun. Şimdi bak. 2021 yılında göre A modelinin satışı 30 düşmüş. Şimdi 2021'de 5K satmıştı. 2022'de 2x satmış. Farkı bu kadar. İşte bu 30 arabaya bedelmiş. Çözdün olayı bak. Şu an Tio'yu verdim sana. Devamını getirirsin sen. B modeline bakıyoruz. B modeli 4K'ydı. Bundan da X'i çıkarınca demek ki bu da kaç oluyormuş? 54. Ne yapacağız? Bunlardan birini bulursak ötekini de buluruz. Hemen şunu 2 ile çarp. 8X 2X eşittir. Pardon 8K eksi 2X. 8K x 2X eşittir. 108 mi yapar? Şundan da şunu çıkar. 3K eşittir. 78 olur. K buradan kaç gelir? 26. K 26 ise şurası 130'dur. 130'dan ne çıkarsa 30 kalır 100. Demek ki burası 100'müş. O zaman x kaçmış? O da 50'ymiş. Bizden istenen ne? 2022 yılında C modeli araba satışlarının sayısı 2021'e göre kaç azalmıştır diye soruluyor. E şimdi 3K satılmıştı. K neydi? 26. 3 kere 26 kaç yapıyordu? 78 yapıyordu. X neydi? 50 idi. 78'den 50'yi çıkarırsak 28 azalmıştır deriz. Soru zaten şunu yazınca bitti soru. Şurası var ya. Bunu yazdığın zaman soruyu bitiriyorsun. Çünkü geri kalan bütün işlemler aynı zaten. Tamam. Haksız mıyım? Bence öyle. Evet. Yedinci sorumuz. Kısa ve öz. Kısa ve net. Hadi bakalım. Kısa ve net. İnşallah. Efe ile Onur arasında aşağıdaki gibi bir konuşma geçmiş. Efe A yılında senin yaşın benim yaşımın dört katıydı demişim. Dur. Dur. Efe var. Bir de Onur var. A yılındaki konuşmaya göre, A yılındaki konuşmaya göre diyor ki A yılında diyor Efe, senin yaşın benimkinin 4 katıydı diyor. Şimdi o zaman bu x'e bu 4x'tir. Değil mi? 4 katıydı diyor A. Yılında. Vallahi doğru yaptık. Tamam Onur ne demiş buna karşılık? B yılına geldiğimizde yaşlarımızın toplamı 18 oldu. Şimdi dur. B yılı için konuşalım şimdi bir de. B yılı. B yılı için bu A yıl büyüdüyse bu da 4x artı A olmuştur değil mi? Aynen. Ne diyor? Bunların yaşları toplam 18'miş diyor. Tamam. Güzel. Şimdi az önce x'e 4x'i zaten. Yani biri diğerinin 4 katıydı. Yani şu ikisinin toplamı mutlaka 5'in bir katı olacak. Değil mi? E şimdi aradan yıllar geçti. Aradan yıllar geçtikten sonra bu ikisinin yaşları toplamı yine 18. O zaman bu çocuklar küçük. Bayağı küçük hem de. Tamam konuşmayı yeni öğrenir öğrenmez bu cümleleri bu diyaloğu kurmuş olabilirler. Şimdi bizden ne istiyor? B-A istiyor ya aslında hani küçük A kadar yıl geçsin demiştik. O zaman bize A istiyor aslında. Tamam güzel. Şimdi bu konuşma A yılında geçerken şöyle bir şey olmuş olabilir. Biri 1 yaşındayken öteki 4 yaşında olmuş olabilir. Ki ikisinin toplamı 5'tir mesela. Şimdi aradan A ve A yani 2A yıl geçecek ya. 5 artı 2A acaba 18 olur mu? Hocam 2A 13 olur. A tam sayı olmaz o zaman. E, tam sayı olmuyorsa o zaman olmaz diyeceğiz. Yani 1'e 4'ten vazgeçtik. 1'e 4'ten vazgeçtiğimize göre artık 2'ye 8'e bakacağız. Çünkü biri 2 yaşındaysa öteki 8 yaşında olur. Şimdi aradan a yıl geçti. A yıl geçti. 10 artı 2 a mı oldu toplamları Eşittir 18 ise a bak buradan olur. 2 a eşittir 8 olur. A 4 olur. Tamam a 4 olabilirmiş. Bir de 3'e 12'ye bakmam lazım şimdi. E bu da toplamları tek sayı olacağından 15. 15 artı 2 a eşittir 18 olmaz. Bir sonrakine bakamam zaten 4'e 16 dersem toplamları zaten 18'i geçiyor. Demek ki bizim çocuklarda Efe'nin yaşı 2'ymiş, Onur'un yaşı da 8'miş. Şimdi yaşları toplama 18 olsun diye 4 yıl geçer 6 olur 4 yıl geçer 12 olur toplarsak da 18 zaten gelir. Bizden B A istenmişti yani geçen yıl istenmişti o da 4'müş sevgili arkadaşlarım cevap da C şıkkıdır diyebilirim. 7'yi de işaret koydurmamıştım biliyorsun ama şimdi çözeceğimiz soruya bir işareti hak ediyor hem şekil itibariyle hem hikaye itibariyle hem sorunun tarzı itibariyle tam olarak ÖSYM tadında ÖSYM tarzında bir soru çözelim. Yarı çap uzunluğu 5 birim olan O merkezi dairesel hedef tahtasının yarı çapı üzerinde her birimi, her bir birimi 5 eş aralığa bölen noktalar işaretlenmiş. Sonra bu noktalardan geçen O merkezi çemberler şekilde gösterildiği gibi çizilmiş. Bak böyle 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 bir sürü çember çizilmiş. Mete Nedim Levent. M, N, L. Attıkları oklar sırasıyla MNL noktalarına isabet etmiştir. L noktasının O noktasına olan uzaklığı 10,8'miş. Bak şimdi dur. Şunun uzaklığı mı 10.8 mi? Şu. Tamam. Şimdi burada her biri 5 eş aralığa bölünmüştü ya. 5, 10, 15, 16, 17, 18. 18 her birine K diyelim. Bu da 10,8 miymiş? Tamam o zaman K kaç olur? Hocam K kaç olur ben sana söyleyeyim. 0.6 metre olur. Güzel. 0.6 metre bulduk. Eyvallah. Şimdi N noktası. 5, 10, 15. Tam olarak 15. O zaman 15K kaç olur? 15 çarpı 0.6 olur. Bu da bana 9'u verir. Değil mi? 6 kere 15, 9 çünkü. Tamam. N noktası 9 olacakmış. N 9'muş. Şimdi de M'yi bulalım. M eksik. 5 10 15 20 21 22, 23 24. O zaman 24 ile 24 kaymış, 24 ile 0.6'yı çarparsam 6 kere 24 144'tür. 14,4'te bu gelir. Tamam. işte bitti soru bu kadar. Bu kadar. Vallahi bu kadar. M 14,4, N de 9. Yani cevap E şık olacak diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Evet gençler Aa, güzel oldu, güzel testi, güzel sorulardı. Ben çözerken çok keyif aldım. Sizde anlatırken de çok keyif aldım. Öncelikle beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ve eğer e, ben sana bir şeyler aktarabildiysem, ben sana bir şeyler anlatabildiysem ki bu çok önemli. Bunun için yapıyoruz çünkü farklı bir amaç amaç yok burada. Yani niye bu kadar dil döküyorum, bu kadar emek harcayayım, bu kadar dilimde tüy bitiyor ya artık yeter yani. Yetmez de, anlatıyoruz işte. E, anlatmaya da devam sıkıntı yok. Sen yeter ki beni dinle, sen yeter ki beni anla. Ee, eğer sen de benden bir şeyler kaptıysan ne demek? Rica ederim. Yani görevimiz. Tamam? Evet, gençler. Kalemimizi koyalım. Sonraki videomuz 31. test olacak. 31. testte görüşürüz. Seni seviyorum. Hoşça kal. Sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.